Tıkla ve kanalımıza abone ol. Günaydın Kaan. Günaydın Pisi. Nereye gidiyorsun böyle elinde sepetle? Dün ektiğim mantarları toplamaya gidiyorum Pisi. Mantar mı? O ne Pam? Şapkası olan bir sebze. Şapkası olan sebze mi? Evet. Bak tepesindeki şekil şapka gibi. Doğru. Çok benziyor şapkaya. Mantarlar bizim için çok faydalıdır Pisi. Pek çok sebze gibi. Öyle mi? Mantarın içinde bir sürü vitamin var. Mantar yedikçe o vitaminler vücudumuza giriyor ve bizi hasta edecek mikropları vücudumuzdan kovuyor. Mantardan aldığımız vitaminler mikropları kovalıyor yani. Evet. Mantara hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekiyorum. Mantar. Hayatıma hoş geldin mantar. Mantarla tanıştığına göre toplamaya gidelim hadi. Sallam, sallam. Aman Allah'ım buraya ne olmuş böyle? Benim mantarlarım nereye gitti? Tarlam, mantarlarım. Ne oldu böyle? Bir tarlayı mahvetmiş. Kim peki? Bilmem ki. Neden tarlamızı bozdular? Aklıma bir fikir geldi Pat. Nedir Pisi? Yeniden tohum ekeceğiz. Ama başka tohumumuz yok ki. Dinle beni şimdi. Krekleri alıp dünkü gibi toprağı kazıp düzelteceğiz. İyi de niye? Tarlamızın kimin bozduğunu anlamak için. Nasıl anlayacağız? Toprağı düzeltip şu çalının arkasını saklanacağız. Şimdi anlıyorum galiba. Bizim tarlamıza dün kim gelmişse bugün de gelir. Böylece biz de kim olduğunu bulacağız. Harika bir fikir. Hadi hemen başlayalım. Hadi. Hadi şimdi saklanalım. Tamam. Bir bulsam tarlamızı bozanı. Benim burnum koku almaya başladı bile. Kim? Kim? Olamaz. Oo, harika. Tabii ya. Nasıl aklımıza gelmedi ki? Kara karga girmiş tarlaya. Olamaz. Şimdi gösteririm ona ben. Dur bekle. Neden? Bakalım ne yapacak? Ne yapacak? Koca gagasıyla toprağı kazacak. Çok güzel görünüyor. Hadi mantarlar hadi. Büyüyün artık ya. İşte yakaladım seni. Tamam yakala diye durdum zaten. Niye yakaladın? Ben hiçbir şey anlamadım. Aşk olsun sana kara karga. Tamam aşk olsun. Aşk olsun da neden olsun? Biriniz bana lütfen açıklayabilir mi Goat? Bak bak bir de utanmadan neler söylüyor. Ama kalbimi kırıyorsun Pam Goat. Kara karga bu kadarını ben de beklemezdim senden. Goat Goat şimdi üşüteceğim Goat. Biriniz bana ne olduğunu artık anlatabilir mi Goat? Mantar tohumlarımızı yedin. Ne? Ne? Allah! Mantar tohumlarınızı mı yedin? Bunu nereden çıkardınız Goat? Bizi kandıramazsın kara karga. Dün tarlamızdaki mantar tohumlarını sen yedin. Ben sizin mantar tohumlarınızı yemedim. Biz dün Pan'la birlikte buraya mantar ektik. Sabah geldiğimizde tohumlar yok olmuş. Tarla da yerle bir olmuş. Sen mantar tohumlarının olmasını beklemeden o koca gaganla bütün tohumlarımızı yemişsin işte. Ben mantar tohumu filan yemedim Goat. Kim yedi peki? Kim yiyecek Pisi sen de. Tabii ki kara karga. İnkar ediyor. Ben yemedim diyorum Goat. Şimdi beni lütfen bırak. Asla. Suçunu kabul edene kadar bırakmayacağım seni. Pan gerçekten kalbimi kırıyorsun. Ben bazen yaramazlık yapabiliyorum doğru. Ama asla yalan söylemem. Yalan söyleyeni de sevmem. Tohumlarınızı ben yemedim diyorsam yemedim yahu. Çocuklar. Cücü kara karganın ne yaptığını görüyor musun? Biliyorum canım. Bak Cudu da biliyorum diyor kara karga. Cucu bir şey söyle lütfen Goat. Çocuklar bence de mantarlarınızı kara karga yemedi. Hı? Sahi mi?
Ya ama biliyorum dedin. Neden üzüldüğünüzü biliyorum demek istedim. Siz ancak bana bağırın ve bana hiç inanmayın. Kuak! Bırak kara kargayı Pan. Ben size hiç yalan söylemedim. Yemiş olsam yedim derdim. Ama siz bana hiç inanmadınız. Cücü söylemese de inanmayacaktınız. Kuak! Çok üzgünüm. Oo, kara karga çok üzgünüm. Haklısın. Çok özür dileriz. Biz sandık ki... Kargacık, ben affet bizi. Yok yok, ben küstüm size. Küs! Bir dakika, bir dakika. Madem karga yemedi, kim yedi bizim mantarlarımızı? Önce kara karga sizi affetsin, sonra ben size kim olduğunu söyleyeceğim. Güzel kara kargacık, tatlı kara kargacık. Lütfen bizi affet. Biz seni çok seviyoruz. Biz tarlayı öyle görünce, sonra da seni tarlanın içinde görünce. Ama ne diyorum ki ben? Haklısın, biz gözümüzle görmeden seni suçladık. Hatalıydık. Özür diliyoruz kara karga. Lütfen bizi affet arkadaşım. Peki, sizi affediyorum. Çünkü ben sizi çok seviyorum. Güzel farkı kara karga benim. Ah be, çok şükür. Biz barıştık, hadi söyle Cucu. Kim yedi mantar tohumlarımızı? Söylüyorum. Pan'ın akrabaları. Akrabalarım mı? Ne? Ay üzülme Pan. Evet canım. Tarla fareleri dün gelip hepsini yediler. Gözlerimle gördüm. Ama kızmayın onlara. Çok açtılar. Ondan yediler. Hem de akrabalarım yemiş. Hay Allah. İyi de kara karga nereye gitti? Ben göstereceğim onlara. Bu ne kara karga? Mantar tohumları. Yaşasın. Hadi ağlamayı bırak da yeniden mantar ekelim. Büyüyünce de hep beraber yiyelim. Guak! Sen guak, ne kadar iyi katmışsın. Çok düşük kara karga. Ay durun. Ha, guak, guak, durun durun. Guak, guak. Bugün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Kabağa mı? Mantara mı? Ispanağa mı? Evet doğru, mantara. Harikasınız. Hadi şimdi kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir mantar çizin. Merhaba Pan. Merhaba Cücü. Hiç iyi görünmüyorsun tatlım. Evet Cücü. Ne oldu canım? Farelerin kutladığı bir peynir bayramı var Cücü. Ne güzel, bol bol peynir yiyeceksin demek ki. Evet, orası güzel tabii. Peki canını sıkan şey nedir tatlım? Bayram kutlaması için kardeşim Pimflüt, halamın oğlu Piko davul çalacak. Ama ben bir müzik aleti çalmayı bilmiyorum. Merhaba Cücü. Merhaba Pisicim. Merhaba. İyi var Pan. Bugün bizim peynir bayramımız. Peynir bayramın kutlu olsun Pancım. Teşekkür ederim. Madem bugün bayram, niye üzgünsün peki? Çünkü bayramda kutlamalar yapılır. Eğleneceksin demek ki. Ne güzel. Evet güzel. Ama Pim ve Piko biraz çalgı çalacak. Ben sık bile çalamıyorum. Ay canım arkadaşım. Üzülme lütfen. Baksana sen ne kadar güzel çalıyorsun şeyi. Neyi? İşte o elindeki ne? Mızıkayı. Adı neyse işte. Nasıl bir şey bu mızıka? Mızıka nefes ve dil ve çalıda. Üflemeli bir çalgı Pan. Zendeki delikleri üfleyerek ses çıkarıyorsun. Al bak. Elinde istediğin gibi tutabilirsin. Ay. Çok güzel bir sesi varmış. İstersen sana mızıka çalmasını öğretebilirim. Sahi mi? Evet. Yaşasın. Mızıka, mızıka, mızıka. Sorunumu çözün çabukça. Mızıka, mızıka, mızıka. Hayli çaldır kendini bana. Mızıka.
şaşırt beni şarkınla. Mızıka, mızıka, mızıka. Bayıldım seni ben çalmaya. Ay! Kara karga, ver onu bana. Kara karga, dur bir dakika. Yaramaz kara karga. Niye aldın mızıkamızı? Şu ilerki ağaçta biraz kestirmek için uzandım pisi. Tam gözlerimi kapattım, uykuya dalacağım. Aniden berbat bir sesle ürkildim. Sağa döndüm, sola döndüm. Ne yaptıysam bir türlü uyuyamadım. Bu ses beni çıldırttı gerçekten. Sesiniz benden bile beter. Ne? Sesiniz senden beter mi? Kara karga aşk olsun, o kadar da abartmamalısın. Abartmak mı? Berbattı gerçekten. Düşündüğümde bile çıldıracak gibi oluyorum. Ay! Ver hemen mızıkamızı. Vermem. Kulaklarıma aynı şeyin yapılmasına asla izin veremem. Yakalayın onu bizi. Kara karga aşk olsun sana. Yakalayın onu bizi. Vermem, vermem. Vermeyeceğim. Sesiniz benden beter. Götürüyorum işte mızıkayı. Çok kötü çalıyorsun. Koş ben, yakalayalım onu. Yakalasınız ha, yakalasınız. Yakalayamazlar ki. Yakalayamazlar ki. Ay. Bizden kaçamazsın. Şimdi yakalayacağım seni. Ay. Tutuyorum. Yakalasınız ha, yakalasınız. Yakalayamazlar ki. Yakalayamazlar ki. Ay. Üzülme pandım. Bir şekilde soru çözeceğiz. Paramızı kaç almayı öğretiyordum kana kar. Hemen vazgeç öğretmekten pisi. O ne biçim sesti öyle? Pan çok kötü çalıyor. Ben zaten hiçbir şey çalamıyorum. Kana karga. Doğru söylüyorum ama. Bugün fareleri peynir bayramı kaldı. Peynir mi? Guak. Peynirler nerede? Hadi gidip yiyelim hadi. Hadi hemen gidelim. Nerede? Nerede? Kara karga, kız fikrim yemekte. Çünkü peyniri çok severim ben pisi. Bak dinle. Geçenlerde ormanın kuzeyinde kocaman bir peynir parçası buldum. Hmm, tadını anlatamam. Mükemmeldi. Hele o kokusu. Bana kutlamalarda çalması için mızıka çalmasını öğretiyordum. Kutlamalar mı var? Hem de peynirli kutlama. E hadi ne duruyoruz, gidelim. Dur bir akım bitireyim. Tamam tamam. Bayram kutlaması için tam mızıka çalacak. Ama sen mızıkamızı al. Boş ver bir şey. Baksana kara kargadan bile kötü ses çıkarıyormuşum ben. Aslında Pan, yani ben şey demek istedim. Vazgeçmek yok Pan. İstemiyorum artık. Ben de ilk başta çalamadım ama çalışarak başardım. Sen de başarabilirsin. Ay, pisi ben ne yaptım böyle? Gerçekten mi? Elbette. Bazen bir sorun çıkar hayatta. Neyse kusura bakmayın. Ben mızıkanızı vereyim de şuradan sıvışayım artık. Biraz işim vardı da. Hadi hoşça kalın. Bak mızıkamızı geri aldık. Hadi al beni. Çalabilecek miyim sence? Yeterince çalışırsan mutlaka çalacaksın Pan. İnanma ama. Tamam Pisi, sana inanıyorum. Bayramda ben de mızıka çalacağım. Yaşasın, yaşasın. Çok yaşa Pan, çok yaşa. Ay. La 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 la. Bugün Pan hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Mızıkaya mı? Ksilofona mı? Flüte mi?
Evet, doğru, mızıkaya. Harikasınız. Hadi şimdi kağıt ve kalemlerinizi çıkarın, kendinize harika bir mızıka çizin. Gitti gitti. Güzel yavrucuğum. Evladım. Çocuk yavrum neredesin anne? Bir anne yavrusunu kaybetmiş. Duyuyor musun? Duyuyorum pisi. Ona yardım etmek istiyorum. Ama onu göremiyorum çocuğum. Merhaba. Beni duyuyor musunuz? Duyuyorum. Siz de kimsiniz? Benim adım Kişi. Size yardım etmek istiyorum ama sizi göremiyorum. Siz kimsiniz acaba? Ben bir karıncayım. Çok küçük olduğum için beni göremiyorsunuz sanırım. Buradayım aslında. Hani nerede? Buradayım, burada. Sizi göremiyorum. Yavrum kayboldu Pisi. Ne olur bana yardım et. O benden de küçük. Ne oldu Pisi? Bir koku alıyorum çocuğu. Ne kokusu? Sanki kara karga buraya geliyor. Neden ağlıyorsun Pisi? Burada bir karınca var kara karga. Yavrusunu kaybetmiş. Ama kendisi de yavrusu da o kadar küçük ki. Bu çimenlerin arasında göremiyorum. Ona yardım etmek istiyorum ama. Yapma ya. Ne yapsak ki? Sen yukarıdan bir baksan. Belki görürsün karınca ve yavrusunu. Yok yok ya. Ben bakmam. Ben bakacağım. Bak 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 bak. Ha? Ben karıncayı bulamam. Ama sen bu büyüteci kullanarak onları bulabilirsin bence. Kalk. Bulunca benden de selam söyle. Kalk. Büyüteç mi? Evet pisicim, bu bir büyüteç. Büyüteç nedir çocuğum? Büyüteç üzerine koyup baktığımız cisimleri olduklarından daha büyük ve daha ayrıntılı bir şekilde görmemizi sağlayan camdan bir mercektir pisi. Onun yardımıyla her şeyi daha büyük görebiliriz. Böylece anne karıncayı bu büyüteçle görebilirsin. Yaşasın. Hayatım, hoş geldin büyüteç. Hemen anne karıncayı bulayım. Karınca kardeş, burada mısın? Buradayım pisi. Sesime doğru gel bak. Buradayım. Kırmızı çiçeğin üstündeyim burada. Aha. İşte gördüm seni anne karınca. Bir koku alıyorum. Kan geliyor çocuğum. Aman. Ne oldu Pan? Aslında bugün hiçbir şey olmadı pisi. Bugün telaş edeceğim hiçbir şey olmadı açıkçası. Sen ne yapıyorsun? O elindeki ne? Ha? Bak bu bir büyüteç. Her şeyi büyük gösteren bir cam aslında. Çok küçük şeyli. Rahatlıkla görmemizi sağlıyor. Bak burada bir anne karınca var. Merhaba. Merhaba. Karınca neden ağlıyor sizi? Yavrusunu kaybetmiş, onu bulamıyor ben. Allah'ın dostlar yetişin. Karınca yavrusunu kaybetmiş. Sakin ol Pan. Şimdi bu büyüteçle etrafa bakarak yavrusunu bulmaya yardım edeceğiz. Bu harika bir fikir. Hadi arayalım. Çok teşekkür ederim size. Benim yavrum küçük, mavi bir karınca. Kafasında da kırmızı bir noktası var pisi. Tamam karınca anne. Merak etme, onu mutlaka bulacağız. Hadi Pan gel. Ne oldu Pan? Keşke benim de bir büyütecim olsaydı. Ben nasıl arayacağım ki böyle? Doğru ya. Keşke senin de bir büyütecin olsaydı. Hadi bulun artık şu yavruyu. Gık. Görelim annesiyle kavuştuğunu. Gık. Sen de bizimle aramak ister misin kara karga? Ne? Ben mi? Sizinle mi? Yok 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 yok. Hayır. Siz arayın, ben aramam. Siz arayın, ben aramam. Siz arayın. Yok 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 yok. Benim hiç işim olmaz böyle şeylerle. İşte benim de bir yetecim var artık sesi. İşte soru çözdük artık Pan. İnanamıyorum. Kara karga gerçekten bize yardım etti. Aslında iyi kalpli bir karga Pan. Sadece birazcık yaramaz. Yavrumu buldunuz mu pisi? Şimdi olacağız karınca anne, merak etme. Hadi o zaman. Bulalım şu küçük karıncayı. Pan.
zaman biz mavi bir karınca arıyoruz. Kafasında da bir kırmızı noktası olacak. Tamam, aramaya devam edelim. Karga da arıyor yavru karıncayı Fisi. Merhaba kara karga. Ay. Sen de mi yavru karıncayı arıyordun yoksa? Yok canım, ne araması? Ben öyle dolanıyordum buralarda. Bak. Biz de bir kuyruğu bulamadık yavru karıncayı da. Akşam olacak birazdan da. Bak. Kuak! Tamam tamam, şurada görüyorum kırmızı bir nokta. Bir bakın bence, sanki yavru orada. Kuak kuak kuak! Koş, bana şuraya gösterdi. Evet, bak mavi ve kafasında kırmızı nokta var. Merhaba yavru karınca. Buldum. Ay çok korkmuş. Korkma, seni annene götüreceğiz yavru karınca. Hadi gel, korkma. Yavrum hala yok yavrum. Neredesin oğlum? Anne karınca, anne karınca. İşte yavru karıncayı bulduk. Şükürler olsun. Canım oğlum benim, yakışıklım benim. Ama nasıl buldunuz oğlumu Fisi? Tabii ki büyüteç ve iyi kalpli kara karga sözleşinde. Yaşasın büyüteç. Bugün Pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? El arabasına mı? Büyütece mi? Pusulaya mı? Doğru, büyütece. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir büyüteç çizin. Kitap okumayı çok severim. Hem de çok 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 severim. Kitap okurken en sevdiğim müzik. Şurada kalmıştım. Merhaba Pisi. Merhaba Cucu. Ne kadar güzel müzik dinleyip temiz hava alarak kitap mı okuyacaksın? Evet, çok seviyorum ben kitap okumayı. Böyle sessizlik içinde. Sadece müzik dinleyerek kitap okuduğumda sanki okuduğum öykünün içine giriyorum. Sanki ben de oradaymışım gibi hissediyorum. Çok güzel canım. Bu nereden çıktı? Of ya. Kurbağalar bir kutlama yapıyor galiba. Kutlamanız uzun sürecek mi? Hay Allah, ne kadar da kalabalıklar. Bu gürültüde müziği bile duyamıyorum. Haklısın bir tanem, ama kutlama elbet bitecektir. Bir koku alıyorum sanki. Ne kokusu? Sanırım kara karga buraya geliyor Cucu. Kuak! Kuak kuak! Benim pamuk arkadaşım Pisi nerede kuak? Buradayım kara karga. Yine üzgün gördüm seni. Neyin var? Ne oldu söylesene Pisi. Müzik dinleyerek kitap okuyordum ama şu kurbağalara baksana. Kutlama yaprak gülü buldular tam da. Baksana ne kadar gürültü çıkarıyorlar şu anda. Evet. Bunlar çok kolay susmayacak gibi. Ama kara karga sana bir çözüm bulabilir belki. Kuak ya, kuak kuak kuak. Bu kara karga ne kadar çok iyilik yapıyor bana değil mi Cucu? Evet canım. Kara karga biraz huysuz ama çok iyi kalpli bir karga Pisi. Evet öyle. Ama benim şu anki sorunuma nasıl bir çözüm bulabilir ki? Bu ne kara karga? Bu bir kulaklık Pisi.
Kulaklık nedir Cucu? Kulaklık, müzik dinlerken ya da bir film izlerken çıkan sesleri sadece senin duymanı sağlayan, kulağına takınca dışarıdaki sesleri de duymanı engelleyen bir alettir Pisi. Harika. Hayatıma hoş geldin kulaklık. Peki, ben bu kulaklığı nasıl kullanacağım kara karga? Bu ucunu müzik çalarına tak. Sonra da o kulaklığı tak. He? Böyle mi? Kulaklarını kapatacak şekilde pisicim. Böyle mi? Evet. Bu ucunu da müzik çalarıma taktım. He? Hala kurbağaların seslerini duyuyorum ben. Ya, müziği açarsan eğer kurbağaların sesi uçar gider. Guak guak. He, tamam. Evet. Müziği duyuyorum ama kurbağaları duymuyorum. Yaşasın. Sağ ol kara karga. Önemli değil arkadaşım Pisi. Yeter ki üzgün görmeyeyim seni. Ben de seni. Aman Pisi. Neredesin benim güzel arkadaşım Pisi? Arkadaşım, çok önemli bir sorunum var. Lütfen bana yardım etmelisin. Ne yapacağımı gerçekten bilemiyorum. Sen akıllı bir kedisin. Kesin bana. Pisi, bana yardım edecek misin? Pisi, Pisi. Ha? Bana bir şey mi dedin Pan? Nasıl yani? Beni hiç dinlemedin mi sen? Kulaklığım kulağımdayken seni duyamıyorum Pan. Kulaklık mı? O ne? İşte böyle. Müzik çalardaki sesi kulağıma veren ve dışarıdan gelen gürültüleri duymamı engelleyen bir araç bu Pan. Harika. Nedir senin bugünkü sorunun arkadaşım? Kardeşim Pin'le aynı odada kalıyoruz biliyorsun. O film izlemek istiyor ama ben de gazete okumak istiyorum. Ama o film izlerken sesinden çok rahatsız olup okuyamıyorum Pisi. Pin'i de ikna edemiyorum. Çok üzgünüm Pisi, çok. Bildiğin gibidir. Harika. Kurbağalar kutlamayı bitirdi. Evlerine gittiler. Yani artık burada gürültü olmayacak. Ben sorunu çözdüm Pan. Ama nasıl? Al bu kulaklığı Pin'e ver. Film izlerken filmin sesini bu kulaklıktan dinlerse seni rahatsız etmemiş olur. İstediğin gazeteyi keyifle okuyabilirsin. Yaşasın. Sorunu çözdük o zaman arkadaşım. Pisi. Sen de öyle Pan. Hayatıma hoş geldin kulaklık. Bugün Pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? El fenerine mi? Kulaklığa mı? Mıknatısa mı? Doğru, kulaklığa. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir kulaklık çizin. Kaçamazsın benden. Hemen gel buraya Elma.
yapıyorsun öyle? Elmamı kovalıyordum Cucu. Elimden düştü ve buraya kadar yuvarlandı. Ama sonunda yakaladım onu, bak. Aferin sana. Sağ ol Cucu. Çok güzelmiş elmas, sırı sırı. Ha? Dur dur, ısırma sakın, ben varım burada. Sen de kimsin? Elmanın içinde ne yapıyorsun? Ben bir kurtçuğum, bu elmanın içinde karnımı doyuruyorum. Aa, kurtçuklar elma ile mi karnını doyurur? Biz kurtçuklar kestane, fındık, fıstık, kiraz gibi yiyeceklerle de karnımızı doyururuz pisi. Midene gitmemem için beni ısırmaman gerekiyor. Tanıştığıma memnun oldum kurtçuk. Ben de pisi. Tamam. Pisi. Padişa şaşırtayım biraz. Ay. Neredesin pisi? Buradayım. Ay. Buradayım. Neredesin? Allah Allah, sesini duyuyorum ama kendisi yok. Nerede bu pisi? Pisi, neredeysen çık ortaya. Pisi. Pisi. Buradayım. Yine ne oldu arkadaşım, anlat bakalım. Evde gitar çalıyordum. Gitar mı? Gitar, evet, bak bu bir gitar. Bir çalgı. Üzerinde 6 tane tel var. Bu tellerle çalınıyor. Aa, çok ilginç bir çalgıymış ben. Evet, ortasında bir boşluk var. Ses deliği deniyor. Ses buradan çıkıyor. Ha, çok güzelmiş. Çalsana biraz. Benim gitarım var 6 telli. Annem güzel çalınca sesin. Benim gitarım var 6 telli. Onu çalmak çok çok keyifli. Çok keyifli. Ben hemen gitara hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekeyim. Hayatıma hoş geldin, seni öğrendim gitar. Peki sen niye koşarak gelmiştin yanıma? Heh, devam edeyim. Evde gitar çalarken annem kestane getirdi. Çalmaya ara verdim. Kestaneleri de yerken gitarın üzerine koymuştum. Bir döndüm, kestanelerim yok. Sanırım gitarın ses boşluğuna düştü. Elimi soktum çıkarmak için ama kestaneleri alamadım. Bak, sallıyorum, ses çıkıyor. Kestaneler orada. Ama bak, elimle almaya çalışıyorum. Bir şey bulamıyorum. Çok tuhaf. Bir de ben bakayım. Ama nasıl olur ki bu? İşte ben de bunun için geldim yanına. Bilmiyorum pisi. Aa, bu ne? Fındık bu. Ödümü patlattın kara karga. Senin zaten ödüm patlamak için yer arıyor. Ödüm patlaması ne demek? Ya, çok korkmak demek yani pisi. Hey. Kahvaltı ediyordum. Ağzımdan düştü. Fındığımı alabilir miyim lütfen? Alamazsın kara karga. Nedenmiş o? Sanırım o da kestaneler gibi gitarın içine düştü. Uzatın bana gitarı. Ay aksi, alamıyorum. Buraya düştüğüne emin misiniz Gok? Aslında değiliz ama baksana etrafta da yok. Ben fındığımı istiyorum Gok. Ben de kestanelerimi. Buldum. Ne buldun? Gitarı ters çevirelim. Senin fındığının, Hepa'nın kestanelerinin boşluktan düşmesini sağlayalım. Of, bak düşmüyorlar pisi. Karnım aç benim. Nereye gitti bu fındık yahu? Kalk kalk kalk. Sana elma vereyim. Aa. Ne oldu pisi? Ya ama benim elmam nerede? Daha az önce buraya koymuştum. Bu kadarına ben dayanamam artık. Bu işte bir tuhaflık yok mu? Evet, bu işte bir tuhaflık var gerçekten. Siz duyuyor musunuz? Aa evet, sanki birileri afiyetle mideye bir şeyler indiriyor. Çok yakınlardan geliyor. Aa, demek benim fındığımı siz yiyordunuz ha? Kurçuk, siz ne yapıyorsunuz? Arkadaşlarım fındık getirdiler. Ben de elmalarımızı paylaştım.
paylaşıyorum pisi. Hep beraber kahvaltı ediyoruz. Şunlara bak. Benim kahvaltım ne olacak peki? Yoksa yine ne oldu pisi? Gitarın içinde de karnı aç olan kurtçuklar kestaneni tutuyor olabilir. Ha? Gitarın içine de mi kurtçuklar girmiş yani? Ay kestanelerim. Bitti kestanelerim. Oğlum Upun. Ne yapsın peki? Haydi ona yiyeceklerimizi paylaşacağımızı söyleyelim. Ve gitarın içinden çıkmalarını isteyelim. Çıkarlar mı? Deneyelim. Hadi hadi. Elma, fındık ve kestane. Yiyelim mi hep birlikte? Haydi çıkın oracıktan. Paylaşalım beraberce. Hey, çıkıyorlar bakın. Ay evet çıkıyorlar. Çıkıyorlar. Hadi şarkıya devam devam. Elma, fındık ve kestane. Yiyelim mi hep birlikte? Haydi çıkın oracıktan. Paylaşalım beraberce. Siz şimdi yiyeceklerinizi bizimle paylaşacak mısınız? Tabii ki. Hayat paylaşınca güzel. Bugün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Gitara mı? Mızıkaya mı? Flüte mi? Evet doğru, gitara. Harikasınız. Hadi şimdi kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir gitar çizin.